Herkese merhabalar. Güzellik sırlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün şöyle sizlerle görmüş olduğunuz gibi harika bir tarifim var arkadaşlar. Bugün sizlerle çikolata yapacağız. Çikolata yiyeceğiz. Ve eğer ki bu güzel çikolatanızı 15 gün boyunca tüketirseniz akşam yemekleri yerine tam 10 kilo verip mükemmel bir sonuca ulaşacaksınız. Diyette çikolata yenmez, tatlı kaçamakları yapılmaz diyenlere bence bu sonuç ders olsun. Çünkü ben çok güzel çikolata yiye yiye tatlımı kesinlikle kesmeyerek mükemmel bir şekilde kilo verdim. Benim gibi çikolata aşıkları, tatlısız yaşayamayan kişiler için harika bir örnek olacak ve gerçekten sizi çok enerjik ve çok da dinç bırakacak mükemmel bir tarifim var arkadaşlar. Kim çikolata yiyerek kilo istemez ki? Bence artık kendi aranızda çikolata yeme yarışmaları yapacaksınız. Çünkü bu tarif siz yedikçe size hem mutluluk verecek, hem serotoninizi arttıracak, hem de arkadaşlar sizi eritecek. Mükemmel bir tarif oluyor. Yapmanız gereken tek şey akşam yemeklerinde yemek değil, çikolata yiyin ve beni hatırlayın arkadaşlar. Şimdi hemen bu güzel çikolatamızın nasıl yaptık hazırlanışına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi hemen bu harika çikolatamız için neler gerekli bir onlara bakalım. Çok basit malzemelerimiz var. Hindistan cevizi yağını kullanacağım. Burada arkadaşlar pekmez kullanıyoruz. Keçi boynuzu unu var. Ve tabii ki de her çikolatada olmazsa olmaz. Bu çikolatada arkadaşlar kakao miktarı serbest. Bitter sevenler istediği kadar kakao kullanabilir. Ben çok fazla bitter sevmiyorum diyenler daha az bir miktarda da kullanabilir ama ne kadar çok kakao kullanırsanız gerçekten o kadar leziz oluyor. Benden size söylemesi. Çünkü ben bitter çikolata aşığı bir insan olarak bol bol kakao kullanmayı çok seviyorum bu tarifte. Şimdi hemen bunların yapılışına geçelim. Öncelikle ben elenmesi gereken malzemelerimden başlamak istiyorum. Tabii ki de bunun için yapmam gereken ilk önce keçi boynuzu ununu arkadaşlar. Şöyle süzgecimin içerisine alıyorum. 2 3 kaşık kadar keçi boynuzu unumu aldım. Şöyle bir çay süzgecimle güzelce süzüyorum arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz top top. Bu toplukların olmasını istemiyorum. Çikolatanın o güzel kıvamı bozulmasın çünkü. Şimdi diğer toz bileşenim olan tabii ki de kakaoya geldim. Burada kakaoyu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. 2 3 şöyle 4 5 daha gider. İstediğiniz kadar kakaoda kesinlikle sınırlama yok. Hem böyle size enfes bir şekilde lezzet veriyor. Yani sadece çikolata yiyerek zayıflayacaksınız ve bunu dediğim gibi arkadaşlarım ilk söylediğimde herkes hadi canım sen de bizimle dalga geçme kafam oluyorsun falan dedi. Ben buna birazcık daha kakao ilave edeceğim. Dediğim gibi kakao her şekilde kullanabileceğiniz harika bir şey. Şöyle bunu da iyicene ezdireyim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim kakao ve keçi boynuzu unum. Şöyle güzelce ben bunları bir karıştırıp iyice toz haline getirmek istiyorum. Daha doğrusu tozumu homojen bir hale getirmek istiyorum. İyice ne karıştıralım. Hayatınızda yiyeceğiniz, şu anda konuşmakta zorluk çektim. Hayatınızda yiyeceğiniz hem en güzel çikolata hem gerçekten enfes bir tadı olan çikolata ve yani bu çikolatayı yiyerek 15 günde 10 kilo vermek bence bu bilimin bile hayal edemeyeceği bir şey. Şöyle Hindistan cevizi yağından da içerisine ilave edeceğim. Bir çay kaşığı kadar ilave ediyorum. Çok fazla asiriye gerek yok burada arkadaşlar. Zaten sizler de bana hak vereceksiniz. Bir de arkadaşlar ben bunu tabii ki de kullanırken yanında şöyle güzel bir filtre kahveyle tercih ediyorum. 1 2 2,5 kaşık kadar da arkadaşlar pekmezimi ben bunun içerisine ilave ettim. Şimdi bunların hepsini güzelce karıştırma zamanı. Şöyle iyice karışmaları lazım. Şöyle bunlar karıştıkça arkadaşlar bu buna yetecektir.
Sadece şöyle güzelce karıştırıyorum. Yapmam gereken tek şey bu. Hayatınızda yiyeceğiniz en güzel çikolata için bence bir de bunun en güzel tarafı çikolatayı evinizde kendi gözünüz göre göre yapıyorsunuz. Bu daha da güzel bir hale getiriyor bu tarifi. Şöyle. Bakın görüyorsunuz ilk başta sanki pekmezim çok azmış gibi gözüktü. Ama siz bunu böyle karıştırdıkça arkadaşlar bunlar iyice ezildikçe tam bir istediğiniz kıvama gelecek. O yüzden vermiş olduğum ölçüler çok fazla denenmiş ölçülerdir. Gerçekten çok fazla sonuç alınmış ölçülerdir. Çünkü ben bunu yaptım. Nereden bakarsanız bakın bir yıl olmuştur. Bu tarifi yapıyorum. En sonunda böyle arkadaşlarımın şey baskısı altında. Ya sen ne yaptın, ne yapıyorsun falan deyince ben bunlara direkt şey dedim. Ben çikolata yiyorum ya. Akşam yemeği yemiyorum, çikolata yiyorum. Nasıl yani? Sen de saçmalama çikolata yiyerek mi bu kadar kilo verdin? Evet dedim çikolata yiyerek ben bu kadar kilo verdim. Hadi ya öyle mi böyle sen de saçmalıyorsun öyle şey mi olurmuş diyenler olmadı değil. Fakat bunu deneyen kişi 15 günde arkadaşlar 10 kilo verdi. 15 günde 10 kilo vermek özellikle hani bir diyet programında kilo veremeyen bir insan için mükemmel bir şey. O yüzden sizler de sevdiklerinize mesela arkadaşlar doğum günleri olabilir. Yılbaşı yaklaşacak. Yılbaşında hediye yapıp verin. Gittiğiniz yerlere. Hoş bu aralar çok fazla bir yere gidemiyoruz ama böyle evdekilere sürpriz yapın. Deyin ki gelin bir çikolata yeme yarışması yapalım bakalım evin içerisinde kim daha fazla kilo verecek. Metabolizmadan metabolizmaya da gerçekten değişiyor. Bu hani bilinmiş bir gerçek. Çünkü ben verdiğim süreç içerisinde nasıl kilo vermiştim? Mesela 15 günde ben hani direkt onlar kadar 10 kilo bir şekilde vermemiştim. Açıkça söylemek gerekirse 5-6 kilo gibi bir şeye benden gitmişti. Ama metabolizması daha farklı olan kişilerde daha farklı sonuçlar elde ediyor. Arkadaşım yani gerçekten yanımda tartıldı. Bir kağıda not aldık bir deftere. Ondan sonra 15 gün sonra tekrar tartıldı. Ve aradaki değişim muazzam. Hem kendini daha dinç hissediyor. Çünkü burada aç kalmıyorsunuz. Akşam yemeği yememiş olabilirsiniz ama kendinizi mükemmel bir şekilde doyuruyorsunuz aslında bu tarifimle. Şöyle. İyice ne görüyorsunuz? Yaptığım tek şey şunu güzelce birbirinin buluşmasını sağlamak. Onun dışında hiçbir şey yapmıyorum. Ve kendi çok güzel bir şekilde kıvamına geliyor. Ne kadar çok bunu karıştırırsanız kıvam daha da güzel oluyor. O yüzden çikolata birazcık şu işlemler sizi uğraştırmalı gelebilir ama yerken hem enfes oluyor hem de size verdiği enerji harika. Onun dışında yani çikolata yiyerek kilo veriyorsunuz. Bundan daha güzel bir şey yok bence. O yüzden bunu yapmaya değer. Devam. Sadece burada dediğim gibi kakao miktarını kendi zevkinize göre. Ben çok fazla kakao sevdiğim için arkadaşlar bu kadar kakao yaptım. İyi ki benim kadar herkes kakao sevmek durumunda değil. Sizler kakaoyu çok fazla sevmiyorsanız ya da bu kadar bitter bir tadı istemiyorsanız sizler kakao miktarını azaltabilirsiniz. Onun içerisinde fakat pekmezle keçi boynuzunun miktarlarıyla çok fazla oynamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü hani pekmezi aşırı kullanmak burada güzel olmayabilir. Aynı şekilde keçi boynuzunu dengeli bir şekilde tüketmek önemli her şeyden önce. Şöyle. Bu gayet ideal arkadaşlar. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? Tabii ki de şekillendiriyorum. Her çikolatada olduğu gibi. Artık ellerinizle girişebilirsiniz bu işlemden sonra. Şöyle ben minik minik çikolata topları yapacağım. Çünkü böyle tüketmesi çok daha lezzetli oluyor. Ben bunların hepsini top yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle benim hazırlamış olduğum ölçülerle 4 tane top çıkıyor. Burada arkadaşlar lütfen ölçülerimizi fazla abartmayalım. Çünkü bir akşam yemeği öğünü için 4 top yeterli. Bunun dışarısına çıkmayın.
Şimdi arkadaşlar ben üzerini tabii ki de böyle bırakmayacağım. Üzerini süsleyeceğim. Bunun için yine kakaomu şöyle kabımın içerisine alıyorum. Şöyle iyice eliyorum. Hatta şuna birazcık devam ettirebilirim. Enfes bir şey oluyor ya. Akşam yemeğine çikolata yiyorsun. Daha ne olsun? Ben gerçekten tatlı krizlerine giren, tatlısız yaşayamayan bir insanım. Ve kendim için en ideal diyeti bu şekilde buldum. Umarım benim gibi tatlı krizlerine böyle girip tatlısız yaşayamayan kişilere de bu hem umut olur. Tabii böyle benim gibi çikolata aşıklarının dildirerek yapacağı mükemmel bir diyet oluyor bu. Bunun yanına arkadaşlar tabii ki de neyi tüketeceğiz? Bu da önemli. Ben bunun yanında şöyle büyük bir fincan filtre kahve tüketerek bunu kullanıyorum. Hem arkadaşlar içerisindekilerle birlikte biliyorsunuz kakao çok güzel bir şekilde sizin vücudunuzu şöyle metabolizmanızı hızlandıracak. Aynı şekilde keçi boynuzu unu da çok önemli. Keçi boynuzu ununu arkadaşlar kullanırken size tavsiye edeceğim bir şey daha var. Burada arkadaşlar keçi boynuzu ununu biz kullanırken mükemmel bir şekilde su tüketmemiz gerekiyor. Suyu nasıl içeceğiz bununla ilgili daha da ayrıntılı çalışmalarım olacak. Fakat sizlere tavsiye etmem gereken en azından günde 2-2,5 litre su için ki çünkü bu keçi boynuzu unu mükemmel bir şekilde suyu vücudunuzda bağırsaklarınızda böyle güzel bir jel kıvamına getiriyor. Ve bağırsak sorunları olanların kabızlık problemi yaşayanların bile bu sorunlarının düzelmesini sağlayacak harika bir tarif oluyor. Sizi bu diyet esnasında kesinlikle kabızlık problemiyle karşılaşmıyorsunuz. Ve aktif bir şekilde bu kadar kısa zamanda güzel kilo vermenize de neden oluyor gerçekten. Şimdi ben arkadaşlar artık şöyle hazırlamış olduğum leziz çikolata toplarımı buraya almak istiyorum. Şöyle şunu bir tane daha koyayım. Ve son dokunuş artık yapalım. Son kalan unlarımı da şöyle güzel bir şekilde üzerinde gezdirmek istiyorum ki şöyle kahvemin yanında hem görsel olarak da bana hitap edecek hem de yerken böyle zevk alacağınız leziz tadıyla da sizleri kendi hayran bırakacak mükemmel bir diyet yaptık arkadaşlar. Çikolata yiyerek kilo vermek mümkün mü? Mümkün değil mi? Kesinlikle mümkün. Hele bu tarifimle çok güzel bir şekilde geri sonuçlar alacaksınız. Bu tarifimi beğendiyseniz kesinlikle çikolata seven arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olup beğeni butonuna basarsanız çok ama çok memnun olurum. Hepinize sağlıklı, güzel ve tatlı günler diliyorum.